Az önceki konuşmanızda hormona çok güzel anlattınız gerçekten. Benim de bu aklıma çok az kişinin bildiği yeni bir hormon bezini aklıma getirdi. Epifiz bezi. Normalde biliyorsunuz epifiz bezi bazı evrimcilerin güya körelmiş organ olarak iddia ettikleri bir bezi yakın zamana kadar. Çünkü epifiz bunun nedeni diğer körelmiş organ iddialarında olduğu gibi evrimcilerin bu bezin tam olarak ne işe yaradığını anlamamalarıydı. Fakat tabii ki yakın zamandan sonra çok fazla üzerinde araştırma yapıldı. Ve bu araştırmaların sonunda epifiz bezinden çok fazla vücut için çok önemli hormonların salgılandığını, hatta biliyorsunuz mesela beynimizdeki hipofiz bezine ne kadar önemli olduğunu, birçok hormonu salgılatmaya yardımcı olacak olan ön hormon hipofiz bezinden salgılanır. Yani asıl alarmı hipofiz bezi verir birçok hormon için. İşte epifiz bezinin de hipofiz bezinin de üstünde önemli bir görevi olduğu ve metabolizma hızını ayarlayabildiği ortaya çıktı. Peki epifiz bezi hangi işlevleri var, nelere yarıyor? İlk önce biliyorsunuz bu daha önceden bilinen bir şeydi. Melatonin hormonunun salgılanmasına vesile oluyor epifiz bezi. Melatonin hormonu nedir? Biliyorsunuz örneğin karanlık olduğunda, eğer gündüz uyandıysanız karanlık olduğu beyniniz bir şekilde anlar. Bunu çok kısa anlatmak gerekirse şu şekilde anlar. Gözün içine giren fotonların sayısı azaldığında ve etrafınızdaki gün ışığı azaldığında işte bu elektrik sinyalleri haline beyninize gider ve beyniniz bunu epifiz bezine iletir. Ve epifiz bezi melatonin hormonunun salgılanmasını artırır. Şimdi melatonin hormonu salgılandığında tiroid hormonunun vücuttaki etkisi yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar ve metabolizma hızı yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir anda değil, çünkü eğer böyle olsa narkolepsi hastalığında olduğu gibi insan aniden uykuya dalabilir. Tehlikeli olabilir, mesela araç kullanılmaz insan dışarıda yürürken tehlikeli bir yerde bir anda şuurunu kaybedebilir. Fakat böyle olmaz. Çok mükemmel bir şekilde ayarlanmış bir şekilde yavaş yavaş insanın uykusu gelmeye başlar ve uyku hissetmeye başlar insan. Peki sadece melatonin hormonu mu bu? Hayır, değil tabii ki. En son araştırmalarda bulunan pinolin ve şimdi bunu söylemek için özel bir çaba sarf etmem gerekiyor. Dimetil triptamin Güzel söyledin. hormonunu başardım elhamdülillah. Salgılandığı da epifiz bezine anlaşılmış. Fakat mesela prolaktin hormonu var, biliyorsunuz bebeklerin beslenmesi için, annelerin süt salgılaması için prolaktin hormonu mutlaka olması gerekir. Onun dışında annenin vücudunda süt üretilmesi mümkün değil, olmuyor. Tiroid hormonu var, bütün vücudun metabolik faaliyetlerini, vücut ısısını, beynin çalışma metabolizma hızını, hatta duyuları bile kontrol edebilen tiroid bezi epifiz bezinin vesilesiyle salgılanıyor. Çünkü TSH hormonu, yani tiroid stimulating hormon, tiroidi stimüle eden, asıl salgılanmaya başlaması için vesile olan hormon epifiz bezinin vesilesiyle ortaya çıkıyor. Büyüme hormonu var biliyorsunuz. Belli bir yaşa kadar bütün insanların 11 yaşına kadar çok fazla salgılaması gerekiyor ki bunu böylece büyüklüğünü, yani normal gelişimini tamamlayabilsin. Fakat büyüme hormonu her organda, her uzuvda farklı şekilde kullanılması gerekiyor. O yüzden de çok akıllı şekilde hücrelerin bunu tanıyıp kullanması gerekiyor. Bunun dışında prolaktini söyledik. Pirelin hormonu da yine aynı şekilde metabolizmaya bağlı olarak duyuların kontrol edilmesi için ve keskinlik için kullanılan bir hormon ve çok önemli görevleri var vücutta. Elhamdülillah sizin hormonları, enzimleri anlattığınızda şimdi değinmeniz çok iyi oldu. Gerçekten Allah'ın yarattığı mükemmel bir sistem vücutta. Maşallah. Maşallah. Maşallah.